İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni Lejonu'nun 100. yıl dönemi. Paşinyan, Ermenistan Azerbaycan cevap vermediği sürece Karabağ artsak sorunundaki karşılıklı taviz sorununa cevap vermeyecektir. Danimarka'daki liselerden birinde Ermenilere uygulanan soykırım konusunda eğitim kursu düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü bildirisi. Suriye'deki bir mülteci kampında 29 çocuk öldü. Avrupa üçüncü ülkelerin İran ile ticaret mekanizmasını kullanmalarına izin verecek. Kesapta teröristler tarafından yok edilen Surp Yerutut'un adlı Ermeni Kilisesi restore ediliyor. Batı Ermenistan'ın Sebastia şehri. Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasında sürgün kafilelerinin yolları ağırlıklı olarak bugünkü Kuzey Suriye'de ölüm kaplarda sonlanmış olsa da bir bölümü Orta Doğu'nun işlerine doğru ilerliyor. Musa Dağlılar ise deniz yoluyla Mısır'ın Port Said Limanı'na ulaşıyordu. Mısır'daki Ermeniler Fransız güçlerinin desteğiyle bir lejyon oluşturuyordu. 1 Şubat 1919'da Ermeni Lejyonu adını alacak olan Doğu Lejyonu Fransızların en önemli güçlerindendi. Bugünkü İsrail ve Filistin topraklarının Osmanlı'nın elinden çıkmasına neden olan muharebelerden Arara Savaşı'na da katılmışlardı. Profesör Verjine Sivazian tarafından toplanan ve belge yayınları tarafından basılan Ermeni soykırımı anlatılarında yer alan bir başka anı ise savaşa doğrudan katılanlardan biri olan 1885 Musa Dağı doğumlu Möfses Panosyan'a aitti. Kendisini Musa Dağı Muharebesi'nin yaşayan son müdafisi olarak tanıtan Panosyan o savaşı şöyle anlatıyordu. Biz Fransız ordusuna gönüllü yazıldık, Ermeni lejyonunun temelini attık her taraftan Harput'tan, Sivas'tan, Arapkir'den, Hüseyinlik'ten, Kilikya'nın her yanından Ermeni yiğitler gelip bizimle birleştiler. Nablus cephesine gidip dövüştük, kazandık. İngiliz bizim büyüklerimize şöyle dedi. Böyle yiğitleriniz olduğu için siz bizim kralımızdan da zenginsiniz. Arara muharebesinde zafer kazandığımız için hepimize para verdiler. Askeri başarının ardından Musa Dağlı Ermeniler Osmanlı'nın elinden çıkan ana vatanlarına geri dönüyorlardı. Movses Panosyan bu dönüşü anılarında şöyle aktaracaktı. 1919 yılında herkese kendi memleketine dönme izni verdiler. Biz de Musa Dağı gittik. Baktık ki evlerimiz yakılmış yıkılmış harabeye çevrilmiş. İnşa etmeye, düzeltmeye, bağ ağaç dikmeye başladık. Sonra da Musa Dağı'da bizi kurtaran geminin şeklinde üzerinde bir haç olan bir anıt diktik. Fakat bölgenin kaderi soykırımdan yaklaşık 20 yıl sonra değişiyordu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransa ve Türkiye anlaşıyor, Kilikya Ermenistanı'nın İskender'in Antakya bölgesi önce Hatay adıyla bağımsızlığını kazanıyor ardından Türkiye'ye ilhak ediliyordu ve bu süreçte Ermeni nüfusun büyük bölümü bir kez daha yer değiştirecek, ana vatanlarını terk etmek zorunda kalacaktı. Panosya'nın da hatıralarında anlattığı gibi yeni toprakları bugün Lübnan sınırlarında olan Ancar olacaktı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Köln'de yerel Ermeni cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi. Dağlı Karabağ Arsa Anlaşmazlığı çözümü konusundaki olası karşılıklı tabizler sorununu yanıtladı. Paşinyan, ben parlamento kürsüsünden birkaç kez bahsettim. Neden bize herkes karşılıklı tavize hazır mısınız diye sorup duruyor. Ve kim dedi ki bu sorunun birinci muhatabı biziz diye. Neden hiç kimse Azerbaycan'a karşılıklı tavize hazır mısınız değil misiniz diye sormuyor. Azerbaycan'ın cevap vermediği sürece bu soruyu cevaplamayacağımızı defalarca dile getirmiştim dedi. Başbakan, Dağlık Karabağ-Arsah anlaşmazlığı çözümünde Ermenistan üzerinde Sözde baskılar yapılıyormuş gibi zaman zaman sosyal medyada ve basında çıkan bilgilere değindi. Ben bir gün Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatakanyan'ı davet ettim ve sordum. Acaba üzerimize baskı yapılıyor da bizim mi haberimiz yok diye. Çünkü öyle bir anlayış var ki Ermenistan'da arta sorununda yer alan gelişmelerden en habersiz olan sanki benim ve sonra Sayın Dışişleri Bakanı diyerek şaka yolu takılan Paşinyan, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Danimarka'daki Helsinki şehri lisesinin 90 öğrencisi için Danimarka'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin yardımıyla okul öğretmeni Martin Kunutsen'in başlattığı Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkında özel bir kurs düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının basın ve halkla ilişkiler departmanından yapılan açıklamaya göre kursları düzenleyen Martin Kunutsen öğrencilere, Ermenilere karşı yapılan soykırımı tarihini özellikle de Jön Türkler tarafından Ermenilerin planlı bir şekilde yok edilmesinin sebepleri ve soykırımının sonuçlarını sundu. Knudsen ayrıca Türk makamlarının Ermenilere karşı uygulanan soykırımının tutarlı bir şekilde inkar edilmesine ve soykırımları gelecek nesillerin diyaloğu ve dayanışmasının garantisi olarak algılamanın önemine değindi. Danimarkalı tarihçi ve karşılaştırmalı soykırım uzmanı Matyas Bjorn Lund ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Danimarka Büyükelçisi Alexander Arzumanyan da kursa ana öğretim üyesi olarak davet edildi. Matyas Bjorn Lund'un konuşması 19. ve 20. yüzyılların Ermeni tarihine, eskiden Ermenilerin yaşadığı bölgelerin tanıtılmasına ve Ermeni göçünün trajik olaylarına adanmıştı. Büyükelçi Arzumanya'nın konuşmasının odak noktası ise soykırımı kınamak ve önlemek için birleşik bir mücadelenin önemini ortaya koymak oldu. Dünya Sağlık Örgütü Suriye'nin Al-Hasaka kentindeki Al-Haul mülteci kampında aralarında yeni doğanlar da dahil 29 çocuğun öldüğü bilgisine sahip. Örgütün yaptığı açıklamaya göre kampa giderken veya kamptan seyahat ederken sunulan bilgilere göre son 8 haftalarda aralarında yeni doğanların da bulunduğu en az 29 çocuk hipotermi yani aşırı soğuktan öldü. Dünya Sağlık Örgütü kamptaki şimdiki durumu korkutucu bulmaktadır. Örgütün verilerine göre son 2 ay içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 23 bin kişi kampa geldi. Ryan Novosti Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Alhasaka kentindeki Al-Hawl mülteci kampının kötüleşen insancıl durumundan ciddi bir şekilde rahatsızlık duyduğunu ve acil yardıma ihtiyacı olan insanlara engelsiz insani erişim sağlaması konusunda çatışan tüm taraflara çağrıda bulunduğunu duyurdu. Fransa, Almanya ve İngiltere, Instex aracılığıyla üçüncü ülkelerin İran'la ticaret yapma olanaklarının bulunduğunu düşünüyor. Bu durum üç ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada dile getirildi. Uzun vadeli amaç bu INSTEX aracından İranla ticaret yapmak isteyen diğer ülkelerin kurumları tarafından da kullanılacağından emin olmaktır. Açıklamada Paris, Berlin ve Londra'nın bu amaca ulaşma araçlarını araştırmaya devam edecekleri belirtilmektedir. Ayrıca üç ülkenin ilgilenen Avrupa ülkeleriyle INSTEX, uluslararası kara para aklama ve terör finansmanı yasalarının yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yaptırım rejimini de takip edecek. Mekanizmanın ne zaman çalışmaya başlayacağı belirtilmiyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, mekanizmanın çalışmaya başlaması ve teknik ve yasal tüm sorunları çözmek için üç ülkenin sıkı işbirliği içerisinde çalıştığını ifade etti. Suriyeli Hristiyanlar Kesap şehrinde Dağlık Laskiye'de bulunan Surp Yerutlu'nun adlı Ermeni kilisesini yeniden inşa etmeye başladı. Burası Ermenilerin dini ayinlerini gerçekleştirdiği bölgedeki başlıca dört kiliselerden biri. Bu Ermeni kutsal yeri silahlı teröristler 2014 yılında talan ettiler. Silahlı teröristler şehri işgal ettiklerinde yaptıkları ilk iş kültürel ve tarihi değerler bulunan her şeyi özellikle de Hristiyanlara ait kiliseleri talan edip yakmak oldu. Hükümet güçleri 3 ay içerisinde şehri kurtardı. Şehre dönen şehir sakinleri kendi evlerini yıkıntılar içerisinde buldu. Fakat ilk önce kiliselerin onarılmasına karar verdiler. Zvezda adlı gazetenin yazdığına göre onarmak için gerekli parayı tüm dünyadan topladılar. Ermeni kilisesi papazı olan Marek Zaratyan, silahlı teröristler 2014 yılında şehre yaklaştıklarında bizler bunu daha önceden haber aldık ve tüm insanları tahliye ettik. Onlar boş bir şehre girdi. Onlar kilisemize acımadı ve yakıp yakıp talan ettiler dedi.'' Teröristler ayrıca kilisenin kültür evini neredeyse tamamıyla temelden yok ettiler. Savaşa kadar orada kütüphane ve ayrıca çocuk müzik okulu vardı. Ora sakinleri teröristlerin barbarlığının bir kanıtı olarak binayı restore etmeme kararı aldılar. Batı Ermenistan'ın Sivas ili Hurnavil köyü Sivas ilinin Devrik ilçesinin doğusunda bulunuyordu. Köyün Hornavil ismi yerleşkenin kireç taşlı evler nedeniyle ve rendelemek anlamına gelmektedir. Köyün sakinleri 1915 yılındaki Ermenilere karşı uygulanan büyük soykırım sırasında yerlerinden edindi. Onların büyük bir kısmı zorunlu sürgün yollarında yok edildi. Kurtulan sakinler Doğu Ermenistan'a yerleşti. 1915 yılında 1200 Ermeni sakin ile 150 ev bulunuyordu. Bölgede inşaat malzemesi olarak kullanılan kireç taşı tepeleri bulunmaktadır. Köy sakinleri tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Hurnavil'de kilise vardı. Hurnavil Manastırı ise köyün yakınlarındaydı. Köyde Ermeni okulu da mevcuttu. 1894-1996 yıllarında yaşamış olan tanınmış doğu bilimci, hititolog ve dil bilimci Nişan Mardirosyan, Hurnavil köyünde doğmuştur. Kasma Köyü, Sepasya ili Devrik ilçesinin yüksek ve güzel bir yerinde bulunuyordu. Köy sakinleri 1915 yılındaki Ermenilere karşı uygulanan büyük soykırım sırasında zorla sürgüne gönderildi. Bunların çoğu sürgün yolunda katledildi. 20. yüzyıl başlarında 700 sakini bulunuyordu. Bunlardan 500 kişiyle 100 aile Ermeni ve 200 kişiyle 40 aile Türktü. Tarım, hayvancılık ve bağcılıkla ilgileniyorlardı. Kasma köyünün Surp Asvazatin adlı kilisesi vardı. Kasma'dan 3 kilometre kuzeyde 20 tane kutsal ziyaret yerleri vardı. Bunların arasında Kadar ve Surp Savuruç en önemlileriydi. Bunlar 18. yüzyıla kadar ayakta kalmış kiliselerdi. Köyde Ermenilerin Mesopyan adında bir de okulları vardı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gevok Dabahya'nın seslendirdiği Çorora adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.